Kardelen TV'de bir iftar zamanı programında yine sizlerle beraberiz. Çok değerli izleyiciler. Şu an bizi ekranları başında izleyen, gerek yurt içinden gerek yurt dışından izleyen tüm izleyicilerimize muhabbet dolu selamlarımızı iletiyoruz. Kıymetli izleyiciler, bugün sizi Osmaniyeli bir şairimizin şiiriyle selamlamak istiyorum. Kalbimize kor ateşler, bastığımız dost içindir. Her cefaya boyun büküp sustuğumuz dost içindir. Açsın diye vefa gülü, sevdik en dikenli yolu. Dört bir yana deli dolu estiğimiz dost içindir. Dikene kan suna suna, erdik seherin alına. Gönlümüzü gül dalına astığımız dost içindir. Yarın bir tatlı kelamı, unutturur cümle gamı. Dünya derdiyle selamı kestiğimiz dost içindir. Gönül düşeli gülzara, müptelayız ahuzara. Ömür boyu uykulara küstüğümüz dost içindir. Bu dost Allah'tır. Evet, kıymetli izleyiciler, bugün bu kadim şehrin memleketimizin irfanına çok büyük katkılar sunmuş, kültürüne çok büyük katkılar sunmuş, mülk-i İslam'ın kilidi olan bu güzel Erzurum'un Ankara'daki temsilcilerinden biri olan değerli milletvekilimiz İbrahim Aydemir'le beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Ve Kadana Camii İmam Hatibi Yunus Kılıç Hocam burada. Hocam hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. Sizin şahsınızda tüm izleyicilerimizin Ramazan'ını tebrik ediyoruz. Ve Ramazan biraz da hızlı geçiyor gibi. Bugün 9. gün. Dün ifade etmiştim. Necip Fazıl merhumun çok güzel bir ifadesi var. Elindeyse zamana dur geçme diye dayat. Bir sigara içmekten daha kısa bu hayat diyor. Ramazan da böyle çok hızlı geçiyor. Çok değerli izleyiciler, ben şimdi Kur'an tilaveti için Yunus Hocam'a mikrofonu bırakıyorum. Evet hocam, buyurun. Açılışı Kur'an-ı Kerim'le yapıyoruz, sizinle yapıyoruz. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا
وَالَّذ۪ينَ يَب۪يتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق الله العظيم. Hocam ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Cenab-ı Hak emsalinizi çoğalsın. Güzel sesli hafızlar Kur'an-ı Kerim'i çok güzel okusunlar. Ruhlarımız dirilsin, inşirah bulsun. Evet Sayın Milletvekilim, nasılsınız? İyisiniz inşallah. Allah razı olsun, çok teşekkür ediyorum. Sizinle beraber olmak daha da iyi yaptı. Hele böyle sizin ifade ettiğiniz gibi güzel sesli bir hafızdan Kur'an dinlemek çok daha ayrı bir ikime getirdi. Allah razı olsun. Şöyle söylesem Sayın Milletvekilim. Erzurum kadim bir şehir. Evet, evet. Başta söylediğim gibi yani evliyalar yatağı, memleketin irfanına hizmet etmiş çok güzel alimlerin yetiştiği bir alimler otağı ve memleketin siyasi hayatına yön veren çok değerli siyasetçilerin yetiştiği ve memleketin yani Erzurum Türkiye açısından da çok önemli bir şehir ve bu şehrin bir temsilcisi olarak evet işte Ankara'da bulunmak ve bu şehri temsil etmek elbette büyük bir onur ama aynı zamanda büyük bir mesuliyeti de mucib. Neler söylersiniz? Bu ağırlık nasıl? Şimdi önce isterseniz şöyle yapalım hocam. Tabii bir ilahiyatçıyla Ramazan sohbeti hem lezzet bakımından çok yüreğe inşirah veriyor. Aynı zamanda da müteyakkız olmayı da gerektiriyor. Madem oradan girizgah oldu öyleyse başlarken Yunus Kaya hocama rahmet dileyerek başladım. Allah gani gani rahmet etsin. Ondan çok şey öğrendim. Ve şimdi sizden öğrendim ki siz de onun öğrencisiymişsiniz. Evet. Ramazan'a dair anlayışları, telakkileri, düşünceleri çok defa ondan dinlemişimdir. Bu cami mihrabından, minberinden olduğu gibi hususi sohbetlerde de oldu çok defa. O Ramazan'ı tarif ederken teravihle başlayıp sahurla, oruçla, Kur'an tilavetiyle ve nihayetinde iftarla biten bir olgu değildir de. İki kavrama çok özellikle özen gösterir, vurgu yapar. Bunlardan birisi imsak, diğeri iftardı. İmsakı tarif ederken şunun altını çiziyordu. İmsakla beraber insani duygulardan, nefsani duygulardan, şeytani duygulardan, dünyevi bakış açısından kendini kapatmak, oraya sırtını dönmek, uhrevi olana yönelmek derdi. Bu bir gün boyunca devam eder ve iftarla nihayet bulurdu ama iftara da özel bir tarif getirirdi Yunus Hocam. Kuvvetle muhtemel ki siz de dinlemişsinizdir bunu. Tekrar da fayda görüyorum. İnsanlarımızın duymasında hakikaten kesinlikle çok ciddi fayda var. Cenab-ı Hakk'ın fatır sıfatına telmihen iftarı izah eder. Ve iftar sadece gün boyu
duyduğunuz açlığı gidermek zamanı değildir derdi. Tam tersi, o fatır sıfatıyla hemhal olup orada açığa çıkaracağımız kavramları mutlaka dillendirmek gerekir derdi ve iki kavramdan bahsederdi. Bunlardan bir tanesi mütref, bir diğeri meleh. Mütref ve meleh. Kur'ani kavramlar malum. Bugünkü karşılığı konfor ve kariyer. Gün boyu aç kalmak, konfor ve kariyerden de azade olmak gerekir anlamını taşırdı. Aksi halde insan hayatı boyunca bir cenderi içerisine düşer ki bunların adıdır bu. Oradan bir teviye çıkamaz. Bir ahiret boyutuna geçtiğinde de ahu vah çeker derdi hocam. Bunun kurtuluşu için de bir başka kavrama gönderme yapar. Zahid olma, züht kavramı. İşte o züht sizin malumunuz dünyayı bütünüyle zihin kompartmanınızın dışına bırakmaktır derdi. Ama bu şu anlama gelmez. Dünyayı ihmal etmek, dünyanın dışına çıkmak asla. Tam tersi, dünyayı önemsemeden dünyayı yönetmeye talip olmak derdi Yunus Kaya Hoca. Şimdi Ramazan'da Erzurum, samimi söylüyorum, insanlarımızın belki tarif saadetinde bunu tarif etmeseler bile, edemeseler bile bu halde bir hayat, 30 günlük zaman dilimi böyle geçer Ramazan olarak. O yüzden Ramazan Erzurum'u ifade eder, Erzurum Ramazan'ı ifade eder. Yani bu iki kavram, Erzurum ve Ramazan, mutlaka biri dillendirildiğinde öbürünü çağrıştırır, öbürü dillendirildiğinde diğerini çağrıştırır. O yüzden de şu anda Kardelen televizyonumuzun böyle bir zemin açması bir büyük nimettir Erzurum için. Dahası Erzurum'un dışında da bu televizyonun yayınları izleniyor, ben biliyorum. Bütün dünyaya açık bir zemin, bütün insanları tenvir edecek bu anlamda bir zemin olmuştur. Bundan dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi biraz önce söylediniz, Erzurum'u temsil hakikaten çok şerefli bir vazife. Ama o nispette de mesuliyeti yüksek bir vazife. Çünkü biz sadece yerin üstündekilerini temsil etmiyoruz. Bizim inancımız bunu bize dayatıyor, öğretiyor. Yerin altı da üstündekiler kadar değerli ve onları da temsil ediyor. Alvarlı Efeleri, İbrahim Hakkı Hazretlerini, Hasan-ı Basri Hazretlerini, Rabia Hatunları, efendim İbrahim Hakkı Hazretlerini, Abdurrahman Gazi Hazretlerini, bunları da temsil noktasındayız. Dolayısıyla çok daha dikkat, çok daha dikkat gerektiren bir pozisyonumuz var. Cenab-ı Hak o pozisyonun şuurunda bir vazife dönemi geçirmeyi bize nasip etsin. Amin cümlemize. Evet. Ben Ramazan için özellikle meclis zemininde birçok defa bir beklentimi dillendirdim. Erzurum saadetinde bunu dillendirdim. İnanç turizmi bağlamında, o dosya çerçevesinde ama daha ziyade Ramazan turizmine gönderme yaparak bu çalışmaları yaptım. Hususen Kültür Bakanlığı bütçesinin görüşülmesi esnasında çok tafsilatlı beklentilerimizi dillendirdim ve orada bir şeyin altını çizdim. Biz inanç turizmi dendiğinde nasılsa düşünce dünyamızda hemen ötekine ait kavramlar ön plana çıkıyor. Yani kiliseler, havralar, sinagoglar inanç turizmini ifade eder gibi bir düşünce hemen düşüşüyor beynime. Oysa buradan uzak durmak lazım. Elbette biz hoş görünün, biz iyi niyetin, biz güzel bakışın temsilcileriyiz. Ötekine de böyle bakarız. Böyle baktığımız içindir ki yıllara sari bu kavramlar, bu kurumlar yaşatılmış, bugüne kadar taşınmıştır milletimiz tarafından. Ama bizden olanı da ihmal etmemeliyiz. Bize ait kurumları, kavramları da ön plana çıkarmamız lazım. İşte bu noktada özellikle inanç turizmi dillendirilirken İslami mabetler, İslami isimler, biraz önce saydığımız isimler mesela Erzurum özelinde bu Türkiye satına da yayılabilir. Bunları öne çıkarmak lazım. Mana iklimini bunlarla tezyin etmek lazım. Bunlarla güzelleştirmek lazım. Ben bu noktada
Erzurum'un Mekke ile aynı meridyeni paylaşmasını bir cilve-i Rabbani olarak görüyor. Evet, elhamdülillah. Bir büyük mazhariyet. Bundan dolayı ne kadar Cenab-ı Hakk'a şükretsek azdır. Zaten şu an Erzurum iklimine yansıyan şu mübarek hal, şu bereketli hal oradandır. Ben ona inanıyorum. Hemşerilerim de buna inanıyor. Evet. Siz de bu düşüncedesiniz. Bundan eminim ben. Öyleyse Erzurum'u çok daha özel bir pozisyona taşımamız lazım. Ramazan bağlamında söylüyorum. 3 aylar bağlamında söylüyorum. Erzurum için bir hususi proje geliştirmek lazım. Mesela Ramazan geldiğinde İstanbul için bir örnekle devam ettireyim ben. İstanbul'a bir takım turlar düzenlenir. O turlar kapsamında oraya taşınanlar bazı mabetlere ziyaret maksatlı götürülür. Ama daha ziyade de bizi ifade eden yüksek şahsiyetler ziyaret edilir. Mesela çok çok değer verdiğim için hakikaten bizim ruh iklimimizi ifade eden şahika isimlerden birisi olduğu için hemen aklıma geldi. Sümbül Efendi ziyaret edilir. Ramazan Efendi ziyaret edilir. Efendim Merkez Efendi ziyaret edilir. Buralarda tabii ki ilk ziyaret noktası orası zaten. Evet. Buralara taşınan insanlara o şahsiyetlerin değeri anlatılır. Onların fonksiyonları, gördükleri işlevler, hayata kattıkları, yansıttıkları anlatılır. Oralarda oruç açılır, sahurlar yapılır, teravihler orada eda edilir, Kur'an tilaveti yapılır ve ruhlar bolca pozitif enerjiyle temizlenir. Bir başka gün, bir başka destinasyon programı hazırlanır. Oralara avdet edilir, gidilir, ziyaret edilir. Buna benzer çalışmalar Erzurum için de yapılmalıdır diye düşünüyorum. Yani bunda çok da geç kaldık işin doğrusu. Çok daha önce yapılmalıydı. Hükümetimizin buna benzer özel çalışmaları var. Hem Kültür Bakanlığı bağlamında var, hem vakıflar bağlamında var. Ama daha ziyade yerel dinamikler bu işi çok daha muhkem tutuyorlar. Çok daha özel anlam yüklüyorlar. İşte şimdi karşımızda olan bir çadır, iftar çadırı. İftar çadırı. Evvel gün orada iftarı yaptım. Samimi söylüyorum 4000 kişinin orada olduğu söylendi. 4000 kişilik bir çadır. Onlarla beraber aynı duaya amin demek. Onlarla beraber Yaradan'a yönelmek. Onlarla beraber o ruh iklimini teneffüs etmek zaten sizi özel bir kıvama taşıyor. Bunu tedarik eden, bunu oluşturan yerel yönetimlerimize ben burada teşekkürlerimi sunuyorum. Bu sadece Erzurum'da değil. Evet. Hak anlayışı ifade eden bütün yerel yönetimler bunu hayata geçirdiler. Dahası buna bakan başka siyasi anlayıştaki yerel yönetimler de şimdi bunu yapıyorlar. Onlara da teşekkür ediyorum. Çok çok önemli. İşte şimdi biz söylediğim inanç turizmi bağlamındaki özellikle Ramazan turizmini Erzurum'a rapt etmeliyiz. Erzurum'a hususen böyle bütün zihinlere nakşetmeliyiz ve bunu hayata geçirmeliyiz. Bunun için konjonktür çok uygun. Bizim ilçelerimizde hemen hemen bütün ilçelerimiz mana yüklü ilçelerdir. Siz biliyorsunuz. Attığınız her adımda karşınızda mutlaka özel bir sima çıkıyor. Medfun olanlar ama bulundukları yerden bize müthiş pozitif enerji yayanlar bunlar. Oraları özellikle ihmal etmeden Ramazan turizmini açığa çıkaracağız ve mutlaka Erzurum'un mana iklimini bu ülkede yaşayan yahut bu ülkenin dışında yaşayan Müslüman coğrafyadaki insanlarla paylaştırmak lazım. Hiç olmasa ömrümde bir defa Ramazan orucunu Erzurum'da tuttum dedirtmek lazım. Yani birçok insan var bu Ramazan'ı Erzurum'da geçirmek isteyen. Evet. Hatta Erzurum'da olup da diyelim batıya göçmüş, iş münasebetiyle gitmiş insanlar. Ya bir fırsat, bir imkan olsa da böyle gelsem diyenler de var. Ben tabii gelsinler, maddi manevi doysunlar. İnanç turizmi dediniz de Sayın Vekilim, 2 sene önce Hatay Valiliği ile Mustafa Kemal Üniversitesi'nin işbirliğinde
bir inanç turizmi sempozyumu düzenlendi Antakya'da. Malumunuz orada üç dinin hala aktif olduğu, sinagog, kilise ve caminin sırt sırta bulunduğu bir ilimiz. Ben de oralıyım. Ben de oraya bir tebliğle katılmıştım. Üç dinin insana verdiği değer. Tebliğimin başlığı da buydu. Biz de diyoruz, birazdan iftar saatinde şu kalabalık cadde yok. Şu kalabalıklar yok. Cenab-ı Hakk'ın emrine imtisal için herkes sofra başında ve Allah'ın emrini bekliyor. Allah'ın emrini bekliyor. Gelsinler, hem maddi manevi anlamda doysunlar istiyorum. Tabii biz şunu hemen ifade edeyim. Dün Naci Bey buradaydı. Naci Elmalı, Erzurum'un kültür işçisi diyorum. Böyle değerlerini ortaya çıkaran ve bunu aşkla şevkle yapan güzel bir insan. Allah gayretini artırsın. Alvarlı Efe Hazretlerinin ismi de geçti de şunu diyorum sayın vekilim. Mesela Antep dendiğinde aklımıza hemen baklava. Maraş dendiğinde dondurma. Konya dendiğinde etli ekmek. Erzurum dendiğinde cağ kebap, kadayıf dolması. Diyorum ya bunlar gelmemeli. Tamam bunlar da gelsin. Bu da ihtiyaç hayatın devamı için. Ama bir Maraş dendiğinde akla evvel emirde bizim eğer bugün şu bayrağın altında hürriyetin tadını yaşıyorsak bir sütçü imam gelmeli. Eğer Antep dendiğinde bir Antepli Şahin gelmeli. Köprü başında Fransızları durduran tek başına bir kahraman yiğit. Erzurum dendiğinde bu Erzurum'da memleketimizin maneviyatına hizmet eden bir Alvarlı Efe gelmeli. Bir İbrahim Hakkı gelmeli. Yani işte onun için Alvarlı Efe Hazretleri Erzurum destanında bir beldeyi medeniyet üzerinden tanımlıyor. O kadar güzel. Gayet şecaatli erler var idi. Nisası, ricali, hayadar idi. Edepli erkanlı bir diyar idi. Mevla'ya emanet olsun Erzurum. Müşkil halleyleyen üleması var. Şöhret şiar yine küberası var. Mevla'ya emanet olsun Erzurum. Mesela Erzurum'un asıl şerefi budur. Ama gelsin cağ kebabı da yesin. Öyle değil mi sayın vekilim? Kadayıf dolmasını da yesin. Evet. Şimdi şöyle sevgili hocam. Biz Erzurum'u tarif ederken zaten sizin çizdiğiniz çerçeve içerisinde tarif ediyoruz. Ve elhamdülillah Erzurum'un dışında da Erzurum terennüm edildiğinde birçok bayrak şahsiyet hemen insanların zihinlerini üşüşüyor. Bunlardan birisi işte biraz önce söylediğiniz Alvarlı Efe Hazretleri, İbrahim Hakkı Hazretleri, dahası Kadı Darirler sohbete başlarken konuşmuştuk. Hasan-ı Basra Hazretleri, çok sayıda hakikaten irfanımıza, efendim bilgi hamulemize yükleme yapan bayrak isimler yetişmiş bu diyardan. Dahası daha yeni şu iklimde yetişenler var. Çok özel isimler var. Bundan birkaç sene önce rahmeti uğurladığımız bir siyasetçi ama aynı zamanda bir mutasavvuf, bir özel isim. Yeri gelmişken ondan da bahsedeyim ve rahmetle analım. Nevzat Köseoğlu. Bir hususi isimdi. Buna benzer çok sayıda isim var. Şimdi ben bunu tarif ederken, bu hali tarif ederken özellikle şunu söylüyorum değerli hocam. Çok güzel bir ayak verdiniz. Diyorum ki şehirler elbette ki eğitim şehri olarak anılabilir. Efendim biraz önce söyledik. Turizm kenti olabilir. Sağlık kenti olabilir. Ama mana kenti olmak önemlidir. Mana kenti. Çünkü bu önceki saydıklarım konjöktürel duruşlardır. Konjöktür değişir. O hal sizden, o etiketsizden kalkar. Yani sağlık kenti pozisyonunu bir başka ile kaybedebilirsiniz. Ama mana kenti olma hususiyetiniz bir teviye devam eder. Dünya durdukça devam eder. İşte buna en mütebariz örnek Erzurum'dur. Erzurum'un bu hususiyeti dünya var olduğundan beri var elhamdülillah. Durduğu sürece de, dünya durduğu sürece de devam edecek. Tabii bunu muhkem kılan değerler, işte biraz önce bahsettiğimiz isimler. Bunlar süreç içerisinde farklı kavramlar da açığa çıkarmışlar. Bunlardan birisi de dadaşlık kavramı. Dadaş dediğinizde aklınıza hemen bir çırpıda Alvarlı Efe geliyor. Benim aklıma hemen bir çırpıda Yunus Kaya Hocam geliyor. Alvarlı Efe'nin öğrencisidir malumunuz. Evet. Bir çırpıda gene Yunus Kaya Hocam'dan
öğrendiğim onun tarifiyle Allahu Alem Evliyaullah de dediği Solak Sade Hazretleri geliyor. Solak Sade. Dadaş dediğinizde bunlar geliyor. Buna ben çok şükrediyorum. Elhamdülillah. O kavramı bunlar etiket olarak bize tayin etmişler o duruşlarıyla. Biz de o duruşa layık olmak durumundayız. Bugüne kadar şükür hep o hal üzere gitti Erzurum. İşte şimdi 2017'nin Ramazan'ındayız. Samimi söylüyorum, eski Ramazanlar deyip ahvah edenler var ama ben hiç orada değilim. Evet. Eski Ramazanların fevkinde bir ruh iklimi gelişti Erzurum'da. Çok daha onun çok daha üstünde bir inanç, bir samimiyet, bir sadakat var. Geçmişe, hale, inançlarımıza, inanç argümanlarımıza bağlılık var. Bundan dolayı da milletimize de teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bu kıvam inşallah dünya durdukça dursun diyorum. İnşallah. Hocam. Şimdi bir de insanlar, bizim ilahiyatta bir tabir vardır. İbn-i zamandır. Zamanın çocuğudur. Evet. Şimdi bulunduğunuz zamandan maziye doğru ne yaparsınız? Bir hasret vardır böyle. Herkeste vardır. Onun için mesela şimdiki nesil yaşlandığında nerede o eski Ramazanlar elbette diyecektir. Tabii bu kaçınılmaz. Ama eski Ramazanların da tadı çok güzel. Şimdiki Ramazanların da tadı çok güzel. İnşallah istikbalde de bu Ramazanların tadı Allah'ın izniyle çok çok güzel olacak. Tabii Yunus hocamızdan biz ders aldık. Yunus hocamızın çok espri yönü de vardı. Evet. Allah karni gani rahmet etsin. Ve ben derslerini hiç kaçırmazdım. Evet. Yunus hocamın. Ve Yunus hocam İmam-ı Azam'a aşk derecesinde bağlıydı. Ve Ehl-i Sünnet itikadı zaten Zeki Koçak hocamız vasiyetini evet. okudu. Lalapaşa Camii'nden cenazesi kaldırıldı. Kesinlikle Ehl-i Sünnet çizgisinden asla ve asla taviz verilmemeli noktasında böyle neyi var? Bir vasiyeti vardı evet. kendisinin. O vasiyetini bizim omuzlarımızın üzerine bıraktı gitti kendisi. İmam-ı Azam'a aşk derecesinde bağlıydı. Bir espri olsun diye söyleyeyim Sayın Vekilim. O da şöyle. Çocuklar dedi bir gün Bağdat'tayım dedi. O büyük imamın dedi huzurunda dedi. Beni dedi bir mehabet aldı. Erzurum ağzıyla konuşuyor. Evet. Beni bir mehabet aldı. Öyle titrirem, öyle titrirem. Bizim de bir arkadaş vardı böyle boş bulundu. Hocam dedi ya. Ben de dedi İmam-ı Azam'ın kabrine gittim ama dedi. Hiç öyle bir şey olmadı. Evladım dedi. Mıknatıs kabiliyeti olan maddeleri çeker. Tozu toprağı çekmez. Böyle hemen orada gayet güzel böyle bir cevap verdi. Allah ebediyen razı olsun. Biz ilminden azami derecede istifade ettik. Malumunuz onun bir doktor vakası da var. Dizi ağrıdığı için doktora gider. Biraz böyle hocamız yaşının sorulmasından çok fazla hoşlanmazdı. Doktor bey, hocam yaşınız kaç deyince ne yapacaksın diyor yaşımı. Yani işte bu diz ağrısı. Doktor bey insafsızlık etme. Bu da aynı yaşta ama bu ağrımıyor. Böyle evet. şu mübarek Ramazan hürmetine Cenab-ı Hak işte hocamız rahmetiyle böyle kuşatsın. Kabrini pür nur eylesin. İnşallah o dar-ı ahirete gitti ama onun bıraktığı eserleri ve talebeleri inşallah onun bedeline, hizmetine devam edecekler. Bu güzel, feyizli ve keyifli sohbete kısa bir aradan sonra devam etmek istiyorum müsaadenizle. Kısa bir ara kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kardelen Televizyonu'nda iftar vaktinde yeniden beraberiz. Kısa bir aradan sonra Erzurum Milletvekilimiz İbrahim Aydemir beyefendiyle konuşmaya devam ediyoruz. Erzurum'u konuşuyoruz, Ramazan'ı konuşuyoruz, Erzurum'un manevi dinamiklerinden konuşuyoruz. Onların o altın nefeslerinden aktarımlarda bulunuyoruz. Tabii biz orucumuzu nefis terbiyesi için veyahut da sabır için
veyahut da işte efendim başka başka şeyler için değil. Sadece ve sadece Allah emrettiği için tutuyoruz. Çünkü ibadet taabbudidir. Allah emreter, kul yapar. Ama Allah'ın emretmiş olduğu şeylerde bizim için çok büyük faydalar vardır. Ki Sayın Milletvekilim Yunus Kaya hocamızdan bir takım iktibaslarda bulundu. Özellikle imsak, iftar ve zahit kavramı. Hocam öyle zannediyorum epey vaktiniz geçti Yunus hocamızla. Evet. Muhabbetiniz oldu. Başka neler söylersiniz? Var mı böyle? Şimdi Yunus Kaya hocama dair çok sayıda hatıram var benim. O remizlerle, özellikle bir takım hikayelerle meramını anlatmayı çok sever malumunuz. Bu bapta bir şey anlatayım ben. Bize aktardı. Çok sayıda insan da bilir, ona yakın olanlar. Namaz niye? Oruç niye? Zikir niye? Yunus Kaya hocamın üslubuyla şu şekilde aktardı bize. İnsan dünyaya boş bir bidon gibi gelir. Sonra ebeveyinden, çevreden, işte okuldan filan tedris görür. O bidon dolmaya başlar. Hayat ona öğretir. Öğrettikçe bidon dolar. Ta ki bir istiap haddi vardır. O biter. İşte o bidonun sürekli cidarının genişlemesi için, sürekli bilgi alır hale gelebilmesi için ibadetlere ihtiyacımız vardır. Zikrettikçe bidonun hacmi genişler. Namaz kıldıkça bidonun hacmi genişler. Bunların, ibadetlerin böyle de bir tarafı vardır diye bize bir tembihatta bulunurdu, öğretisini aktarırdı. Bu anlamda gene bir Ramazan'da bir hususi sohbet ve orada bir ayete dikkat çekişi. Hiç unutmadım bunu. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu aminu billah. Nisa suresi 136. ayet. Ey iman edenler, iman ediniz. Bunu anlatırken ardından şöyle bir sual. Ey yemek yiyenler, yemek yiyiniz denir mi? Demek ki burada bir sır var. Evet. Ey iman edenler, iman ediniz derken bir başka şeye dikkat çekiyor Cenab-ı Hak derdi. Ve 136. ayetin öncesine dikkat çekerdi. Oradaki aktarımları ayetlerin anlamını anlatırdı. Hususi bir hayat nizamından bahsederdi. Özellikle tek başına iman ettik demekle yetinilmemesi gerektiğini, aynı zamanda bir itimatın da, bir güvenin, bir teslimiyetin de şart olduğunu altını çizerek söylerdi. İman ettik ama yarına dair endişe taşıyoruz. Efendim, 3 günlük ömre, 5 günlük nafaka. Neyin endişesi bu? Allah var, gam yok. O yarattığı her varlık için mutlaka onu geçindirecek bir karşılıkta yaratır. Bir varlık ana rahmine düşmüşse onun için bir damla mutlaka düşer, özel. Yerden bir tutam ot biter derdi. Dolayısıyla iman ederken bu hakikate göre iman etmek lazım gelir diye altını çizerek söylerdi ve Ramazan sohbetlerinde bunu çok daha özellikle tezyin ederek, süslendirerek aktarırdı. Bu vesileyle bir daha rahmet diliyorum. Evet. Yunus Kaya hocam hakikaten çok özel bir insandı. Çok sayıda özel insan yetiştirdi. Biraz önce birinden bahsettiniz. Zeki hocam, Zeki Kocak hocam. Onun da Yunus Kaya hocama özel hizmetleri oldu. Ben biliyorum yakinen. Ama Yunus Kaya hocamdan da çok şey öğrendi tabii Zeki, evet, Kocak hocam. Tıpkı sizler gibi. Hocam, evet. Yani bizim en büyük şerefimiz yani o güzel insanlara hizmet etmektir. Ben bunu bir şeref olarak kabul ediyorum. Allah onlardan ebediyen razı olsun. Onlar ehli ilim. Evet. Yani ilim rütbelerin en yükseğidir. Bu insan bizim üzerimizde. Mesela allemeni harfen sayyarani abden. Bana bir harf öğreten beni, evet, köle edinmiştir. Biz ondan öğrendik. Allah ondan ebediyen razı olsun. Dersleri dolu dolu geçerdi. Kelam ve tasavvuf derslerimize gelirdi. Evet. Felsefeyle arası çok fazla yoktu hocanın. Evet. Felsefeye ve felsefecilere biraz kızardı, evet, böyle.
Derdi ki ya bu felsefecileri Allah iyi de derdi. Bunlar ne edirler bilmem ki derdi böyle. Babayla oğul bunların örneği derdi şuna benzer. Babayla oğul atlarını kaybetmişler. Evet. Giderler diyor bir dağın yamacında atlarını bulurlar. Baba diyor oğluna der ki oğlum atımızı bulduk tamam. Ama ben yine de şu dağın arkasına bir bakayım. İşte oğlum felsefe bu derdi bize. Yani bütün hakikatler peygamberlerin elinde bize iletilmiş. En son Osman Gürbüz hocamızla vefatından çok kısa bir zaman önce Yunus Kaya hocamızı ziyaret ettik. Benim branşım Türk İslam Edebiyatı olduğu için tabii Akif'e de bir hayranlığım var. Evet. Akif'in şiirlerini böyle zevkle okurum ve çok severim Akif'i de. Osman Gürbüz hocamız da dedi ki, Profesör Osman Gürbüz hocamız, aynı köylüler kendileri. Dedi hocam, Mehmet de dedi, bizde dedi Türk İslam Edebiyatı hocası ve dedi Mehmet Akif'i dedi çok sever. Hoca tabii yaşlılığın şeyi çok ağır da işitiyor. Biraz da yüksek evet. Sesle de konuşuyoruz. Mehmet Akif dedi iyi bir şair idi. Alim değil idi dedi. Tabii Osman Gürbüz hocam diyor ki hocanın diyor alim kriteri Arapça bilmekti. Akif diyor Arapçayı bilmezdi. Ben tabii dayanamadım. Hocam dedim. Yani nasıl Arapçayı bilmezdi? Kur'an-ı Kerim'e meal yapma işi o dönemde Akif'e verildi. Hatta dedim Akif kendi hatıratında diyor ki şu Celaleyn tefsirini Kelam-ı Kadim gibi yanımda taşırım. 18 defa bitirdim, okudum. 19.'ya başladım diyor. Hoca öyle enfes bir cevap verdi ki Yunus hocamız. Demek ki dedi anlamamış dedi. Anlasaydı bir defa okuması yeterdi. Ama biz koptuk. Daha sonradan tabii şey yapamadık. Evet. Hocam nasılsınız filan? İhtiyarlık dışında hiçbir rahatsızlığım yok diyordu. Evet. Ve o vaziyetinden de müşteki değildi, şikayetçi de değildi. Allah gani gani rahmet etsin. Hocam burada Nurettin Topçu'nun bir sözü hemen aklıma geldi. Nurettin Topçu diyor ki merhum, o da bu topraklarda neşet etmiş güzel bir insan. Onunla ilgili de bir sempozyum düzenledi üniversitemiz. Nurettin Topçu sempozyumu çok değerli. Erbap burada geldiler tebliğ sundular. Büyük mezarların üzerinde büyük ülkeler yükseliyor diyor. Büyük ölüleri olmayan insanların geleceği de yoktur diyor. Hani Yahya Kemal diyor ya biz ölülerimizle birlikte yaşarız. Ölülerimizle birlikte. Aynen öyle. Ben şimdi onlara ölü de demiyorum. Eğer bugün Yunus Emre'yi biz buraya misafir etmişsek konuşan Yunus Emre. Mesela hocam açılışta çok enfes bir Kur'an okudu. Orada müminlerin özelliklerinden bahsediliyor. Ve Allahu Teala'nın semada bir takım burçlar var ettiğini. İbrahim Hakkı Hazretleri, ey dide nedir uyku gel uyan gecelerde. Kevkeplerin et seyrini seyran gecelerde. Yani şu, yani uykuyu şöyle bir kenara bırak. Şu mübarek özellikle vakitte. Nedir? Şu gökyüzündeki bu yıldızları bir seyret. O kadar enfestir o şiir. Dil beyt-i hüdadır anı pak eyle sivadan, kasrına nüzul eyler o sultan gecelerde. Yani bunlardan biz bağımsız, bunlardan habersiz yaşayamayız. Bunlar bizim ruhumuzu ruhlandıran şeyler. Ben kusura bakmayın biraz böyle çok fazla böyle araya giriyorum. Hakkınızı helal edin. Diyorlar bana hem misafir çağırıyorsun, misafirden daha çok kendin konuşuyorsun. Evet kusura bakmayın. Evet buyurun. Estağfurullah, çok güzeldi. Tabii ki işte o şahsiyetlerle hakikaten Erzurum'da zirve bir noktaya yerleşmiş durumda elhamdülillah. Onlar var ki Erzurum var. Onları her zaman tazimle anıyoruz biz. Şimdi geçtiğimiz gün bir iftardan bahsettim. Yunus Hocam da orada gene Kur'an okudu. Çok hoştu. Orada bir resim, bir fotoğraf gördüm. İki tane yavrucak. Suriye'den gelmiş, oruçlu. Büyükşehir Belediye Başkanımız onlar için özel bir çalışma yaptığını anlattı. Ve onun üzerine de ben bir başka yerde bir konuşmamda şunun altını çizdim. Bu insanları asla ve kata dışlayıcı bir yaklaşım içerisinde olmamalıyız. Evet. Onlar vatanlarından uzak düşmüşler. Bile isteye değil bu. Kendi iradeleriyle değil. Vatanları zora düştüğü için buraya geldi. Bunlara sahabetlik etmeliyiz, bunları sahiplenmeliyiz.
sahiplendiğimiz içindir ki Cenab-ı Hak bu milleti birçok badireden kurtarıyor. Çok böyle ferah feza iklimlerde yaşatıyor. Şükrediyoruz. Evet. Ancak Yunus Kaya hocamdan bahsediyoruz ya, aslında oraya getireceğim mevzuyu. Gene bir Ramazan ikliminde, Ramazan iklimine duman katan, o iklime yakışmayan haller sergileyen bir vasatı gözlemlemiştik. Onun üzerine bize bir tavsiyede bulunmuştuk. Bir camiden çıktık namazdan, çok sayıda bağırtılı, abartılı talepte bulunan dilenciyle karşılaştık. Ve hususen tembihatta bulunuyor. Amandır bunlara itibar etmeyin. Şimdi ben bunun altını özellikle çiziyorum sevgili hocam. Vakitler bunu bu programda dile getirmeyi önceden planlamıştı. Yeri geldi, Yunus Kaya hocamı da burada etiket ederek söylüyorum. Bir takım insanlar başka şehirlerden özellikle buraya taşımalı dilenci getiriyorlar. Bakın az önce burada olan bir hemşerimin iş yerinin hemen arka tarafında 28 tane saymış çadır kurulmuş. Şu Ramazan başlarken o çadırda bu dilenciler özellikle Ramazan boyunca sırf bu hali istismar etmek için yerleşmişti. Evet. Buna milletimizin dikkat etmesi lazım. Merhamet istismarcıları. Yapanlar var. Buna dikkat etmek lazım. Özellikle sadakalarımızı, zekatlarımızı, yardımlarımızı hakikaten ihtiyaç sahiplerine yönlendirmemiz lazım. Erzurum'da, şu iklimde, bu vasatta çok sayıda ihtiyaç sahibi var. Bunları arayıp, araştırıp, bulup onlara yönelelim. Bunu en iyi yerel yönetimlerimiz biliyorlar. Belediyelerimiz biliyorlar. Belediyelerimize muhtarlarımız çok iyi biliyorlar, tespit etmişler. Nokta nokta. Bunlara yönelip, bunlara özellikle yardımlarımızı aktaralım. Cenab-ı Hakk'ın rızası da buradadır, siz de biliyorsunuz. Evet. Bunu özellikle not düşmek istedim. Yunus Kaya hocam bu konuda da çok dikkatli. Özellikle tembihatları vardı. Amandır, bu istismarcılara zemin açmayın. Çünkü bunlar bir şekilde hakikaten ihtiyaç sahiplerinin de önünü kapatıyorlar. Yani eğer müstahni fakirleri bulup onlara vermek, vermek lazım. Bunlar bunu yapınca siz yarın bunlardan bir nefret doğuyor. Hakiki ihtiyaç sahiplerinin de ihtiyaçlarını gideremez hale geliyorsunuz. O yüzden de şu sohbet esnasında buna hususen dikkat çekmek istiyorum sevgili hocam. Bunu bence şu Ramazan diliminde mikrofon elinizde her vesileyle söylemek lazım. İnsanlarımızı hatırlatmak lazım. İhtiyaç sahipleri zaten utanan insanlar. İstemekten utanıyor bizim insanlarımız. Bunlara yönelip ve bizim inancımızın gerektirdiği haller içerisinde onların ihtiyaçlarını gidermek lazım. Göstere göstere yapmamak lazım. Reklam mahiyetli özellikle bu neviden yardımlardan kaçınmak lazım. Biz geldik, bir de bunu sosyal medyada paylaşalım gibi yaklaşımlar hakikaten hem Allah'ın rızasını orada muvafık kılmıyor hem de çok sevimsiz düşüyor. Buradan uzak durmak lazım diye özellikle yani not düşüyorum. Maalesef bizim artık son zamanlarda memleketimizin bir kanayan yarası. Madem bu Ramazan vesilesiyle böyle bir mevzu da açıldı Sayın Vekilim. İnanın şu Erzurum'da her ışıkta, kırmızı ışıkta yanınıza bir tanesi bitiveriyor, camınıza vuruyor, elini açıyor. Her caminin kapısında kucağında bir çocuk veyahut da yanında yatan bir çocuk. Mevsim fark etmiyor, kış, yaz fark etmiyor. Yani alabildiğine böyle sizin merhametinizi kabartacak şekilde öyle enteresan bir yalvarma yakarma. Evet. Öyle zannediyorum biz onun yalvardığı yakardığı gibi Cenab-ı Hakk'a yalvarsak yakarsak öyle zannediyorum günahlarımız affolacak yani böyle. Onun için çok önemli bir nokta bu. Öyle zannediyorum. Yerel yönetimler ve emniyet de. Emniyetin aracının geldiğini görünce birdenbire kayboluyorlar. Geçen sene tabii ben üniversite camiinde teravih namazı öncesi sohbet ediyordum. Özellikle resmini de çekmişler. Hocam dedi bakın bir araç hem de son derece lüks, modern bir araç. Bunları cami cami bırakıyor ve daha sonradan topluyor bunları. Hatta yine Erzurumlu bir hemşerimiz bunlardan bir tanesine yardım etmek istemişler.
bankada yüklü miktarda parasının çıktığını o ifade etmişti. Sakın ha buradan kesinlikle biz size mesela vermeyin demiyoruz. Ama muhtaç sahibine, gerçek manada evet, muhtaca vermek gerektiğini ben buradan söylüyorum. Ama Diyanet İşleri Başkanlığımızın gerçekten çok güzel hizmetleri var. Onlar muhtaçlara ulaştırıyorlar. Dünyadaki mazlumlara da ulaştırıyorlar. İhtiyaç sahiplerine de ulaştırıyorlar. Bu önemli bir konu. Ben yıllar önce merhamet dilencileri veyahut da merhamet istismarcıları diye bir kitapta okumuştum. Yazarı öyle zannediyorum, Abdullah Lelikli. Bunların bu istismarına öyle meydan vermemek gerekiyor. Bu da önemli bir nokta. Ama ister istemez çocuğunun başı için, sevdiklerinin başı için, ölmüşlerinin işte başı için, Cenab-ı Hak seni kazadan korusun, muhafaza etsin, Allah sana kaza bela göstermesin diye senin merhametini tahrik edebilecek bütün argümanları kullanıyorlar. Evet. Ama, hocam, evet. Affedersiniz. Başta söylediğim gibi, özellikle Suriye'den gelenler, Irak'tan gelenler, vatansız kalanlar, bunlar için çok dışlayıcı bir pozisyondan çok uzak durmak lazım. Zinhar asla bunları toplumda böyle küçümseyen, dışlayan, onları hakir gören hallerden uzak durmak lazım. Bunları sahiplenmemiz lazım. Ki Cenab-ı Hakk'ın inayeti, nusreti bize yönelsin. İstismar edenleri ayıklayalım ama gerçek, samimi, ihtiyaç sahiplerine yönelelim. Ha, bu arada devletimiz elhamdülillah özellikle yerel yönetimler bağlamında, konseptinde bunlara, Suriye'den, Irak'tan gelenlere sahip çıkıyor. Onlar için özel barınma yerleri, özel efendim iaşeleri, ibadeleri, bunlarla ilgili çalışmalarımız var. Ama olsun, gene de ihtiyaçları varsa bunlara dönük çalışmalara da özellikle katkı sunmak lazım. Buna özel bir parantez açıyorum. Evet. Çok önemli. Yani bu Ramazan ayı malumunuz, zekatların evet, hesaplandığı, fitrelerin verildiği, hatta zekatların onla çarpılıp hesaplandığı bir zaman dilimi. İnsanlar bu ayda sevaplar kat ve kat verildiği için özellikle evet, zekatlarını bu ayda vermek istiyorlar. Ve fitreyi de mutlaka bayramdan öncesine beklememek gerekiyor. Evet. Yanımızda, yöremizde bir fakir varsa Ramazan sofrasını şenlendirmek kabiliğinden ona fitreler önceden de verilebilir. Biliyorum, sabrınızı da fazla zorlamak da istemiyorum. Akşamleyin bir yere davetinizin de olduğunu biliyorum. O zaman bir Alvarlı Muhammed Lütfü Efe'den bir ilahiyle bu sohbetimize bir ara verelim. Olur mu? Olur, elbette. Evet, Alvarlı Efe'den bir ilahiyle bu sohbetimize kısa bir ara veriyoruz. Kaldığımız ben yerden de devam edeceğiz. Şunu söyleyeyim. Özellikle hemşerilerimin Ramazan-ı Şeriflerini yeniden tebrik ediyorum. Bu iklim inşallah Ramazan'dan sonra da sadece Erzurum'u değil, bütün ülkemizi kuşatsın. Hep böyle bir teviye devam etsin. İnşallah. Bereket iklimi malumdur. Bana bu fırsatı verdiğiniz için size ayrıca özellikle hususen teşekkür ediyorum. Kardelen Televizyonumuz, ben her vesile altını çizerek söylüyorum, Erzurum'u ifade eden çok önemli kurumlardan, çok değerli kurumlardan birisi. İnşallah sürekli yaşar halde olsun. İnşallah. Duamız da olsun. Çok teşekkür ederim. İnşallah yayın hayatı sürekli olur. Evet. Güzel mesajlar bu kanal vasıtasıyla verilir. Bu temennilere biz de katılıyoruz. Aynı zamanda bunu bir dua kabul edip amin diyoruz. Ve teşrif ettiği için de Sayın Milletvekilimize çok çok teşekkür ediyoruz. Ağır bir mesuliyeti yükleniyorlar. Bu mesuliyette kendilerine Cenab-ı Hak güç kuvvet versin. Bu mübarek Ramazan hürmetine. Evet. Şimdi bu temennilerden sonra Alvarlı Muhammed Lütfü Efe'den güzel bir ilahiyle yayınımıza kısa bir ara veriyoruz. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Meded ya Mevla bizi affeder.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذابا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة
القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. Yunus hocamıza canı gönülden teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Allah sesine, nefesine sağlık versin. O sağlıklı sesle, nefesle çok güzel Kur'an-ı Kerimler okusun, bizler inşirah bulalım. Allah razı olsun hocam, çok teşekkür ediyoruz. Tabii hem açılışta okumuş olduğu Kur'an-ı Kerim'de müminlerin özelliklerinden bahsediliyor. Hem de şimdi yine müminlerin özelliklerinden bahsediliyor. اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلٰى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Onlar ki ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatık vaziyette hep ne yaparlar? Allah'ı anarlar. Ve ondan sonra semavat ve arzın yaratılışını düşünürler, tefekkür ederler. Ve sonra derler, Allah'ım sen bunları boşu boşuna yaratmadın. Sen bunları boşu boşuna yaratmadın derler. Hakikaten öyle. Bunlar müminlerin özellikleri. Bakın ayaktayken, otururken ve yatarken. Değerli dinleyenlerim, bir insan kaç vaziyette olur? Bir insan ya ayaktadır, ya oturuyordur veyahut da yatıyordur. Demek ki bizim hayatımızın bütün anlarını ve safalarını kuşatan bir vaziyette Allah'ı anmamız, Allah için olmamız gerekiyor. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu sene Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Ramazan ayı boyunca vurgulamış olduğu hususiyet şu: hak kavramı. Yani kardeşinin sende hakkı var. Hak kavramını ön plana çıkaran bir sloganla bu Ramazan'ı ihya etmek. Bir başkasının derdiyle dertlenmek ve hemhal olmak. Burada şunu ifade etmek istiyorum. Hakkın küçüğüne büyüğüne bakılmaz. Hak haktır. Cenab-ı Hakk'ın üzerimizde hakkı vardır. Biz buna hukukullah diyoruz. Aynı zamanda hukuku ibad vardır, kulların hakları vardır. Bakın bu hak kavramı ile ilgili Behlül Dana'dan bir kıssayla konuşmama devam etmek istiyorum. O da şu: Harun Reşit, yani rivayetlerde söylenir, hani Behlül Dana efsanevi bir kişidir, deli midir, veli midir? Mesela Behlül denir, Dana denir. Mesela bilgin anlamına geliyor zaten. Harun Reşit'in kardeşi olduğu söyleniyor. Veyahut da onun danışmanlarından olduğunu söyleyenler de var. Onun zamanında yaşayan efsanevi bir kişilik. Bu yönüyle de edebiyatımıza da çokça aksetmiş. Ve onun menkıbeleri de çok fazla anlatılır. Behlül Dana Hazretlerini çağırıyor Harun Reşit. Diyor ki seni çarşı pazarın denetim görevlisi olarak tayin ettim. Artık sen benim çarşımın, pazarımın denetçisisin. Yani günümüz karşılığında zabıta memuru gibi. Yani veyahut da amir gibi. Diyor sen çarşıyı, pazarı denetle. İnsanlar hak ihlallerinde bulunmasınlar. Derken mazbatayı alıyor Behlül Dana Hazretleri. Ki biraz önce demiştim yani Behlül Dana edebiyatımıza da intikal etmesi kaçınılmaz zaten bu yönüyle. Adı divane, kelamı makul. Yani Sultan-ı Velayet Bühlül diye şairlerimiz şiirler yazmışlar. Yani adı divane ama kelamı çok makul. Yani Sultan-ı Velayet, Veliler Sultanı olarak da ne yapılıyor? İfade ediliyor. Mazbatayı aldıktan sonra çıkıyor çarşı pazarı denetlemeye. Yolu ilk önce bir fırına uğruyor. Diyor ki bu fırın sahibine selamun aleyküm, aleyküm selam, kolay gelsin. İşleriniz nasıl? İşlerimiz hiç de iyi değil efendim diyor. İşte ay sonunu getiremiyoruz. İşte efendim çeviremiyoruz. Bunun üzerine Behlül Dana diyor ki ne satıyorsunuz, kaça satıyorsunuz? Efendim bir kilo ekmeği şu kadar paraya satıyoruz. Öyle mi? Evet, ver bakalım ekmeği. Ekmeği alıyor fakat ekmeğin gramajı eksik. Yani işinden, ticaretinden bir türlü mutlu olmayan kişinin ekmeği eksik. Yani bir kilo satması gerekirken 900 gram, 950 gram. Mesele diyor anlaşıldı. Daha sonradan çarşıyı, pazarı dolaşmaya devam ediyor. Bir başka fırına varıyor Behlül Dağ'a. Anlatılır bu, menkıbedir.
Fakat bir hakikati ifade etmesi bakımından güzeldir. Diyor ki ne yapıyorsunuz? Evet, ekmek yapıyoruz ve satıyoruz. Buyurun. İşleriniz nasıl? Efendim, gayet güzel işlerimiz. O kadar güzel ki Allah'a binler şükürler olsun. Yani çoluk çocuğumuzun rızkını çıkarıyoruz. Hatta biriktiriyoruz. Hiçbir sıkıntımız yok. Bunu duyunca ziyadesiyle mutlu oluyor Behlül Dağ'a. Bir kilo ekmeği diyor, kaça satıyorsunuz? Şu kadar paraya satıyoruz. Ver bakalım ekmeği diyor. Ekmeği alıyor, teraziye koyuyor. Teraziye koyuyor. Ne baksın? Ekmek devamlı 1 kilo 20 gram, 1 kilo 30 gram civarında. Devamlı 1 kilodan fazla. Bunu görünce Behlül Dağ'a diyor ki işin sırrı anlaşıldı. Ve doğru Harun Reşid'in sarayına payitahta gidiyor. Ve ondan sonra mazbatayı oraya bırakıp koyuyor. Ne oldu diyor Behlül Harun Reşit. Diyor ki efendim benim diyor denetleme yapmama gerek yok. Denetim görevi yapmama gerek yok. Pazarın diyor öyle bir denetçisi var ki kim ne yaparsa onun cezasını hemen diyor veriyor böyle. Onun için biz burada Cenab-ı Hakk'a tevekkül ve teslimiyet noktasında, işimizi doğru yapma noktasında, işimizin hakkını vererek yapma noktasında ne yapmamız lazım? Gayet hassas olmamız lazım. Hatta biz biliyoruz Kur'an-ı Kerim'de bize bildirildiği şekliyle bir kavmin terazide yapmış oldukları hatadan dolayı, bu tartıda yapmış oldukları hileden dolayı onların büyük bir azaba düçar olduklarını Kur'an-ı Kerim söylüyor. Biz terazinin kefesini doğru tutacağız. Onun için hukuk fakültelerinin sembolü nedir? Avukatlığın sembolü, hukuk fakültelerinin sembolü veyahut da hakimiyetin, hakimliğin sembolü terazidir. Hassas tutmak lazım teraziyi. Dolayısıyla her hak sahibine hakkını vermek gerekiyor. Hangi işimizi yaparsak onu vermemiz gerekiyor. Değerli dinleyenlerim, tabii artık Erzurum caddelerinde bir hareketlilik var. Taksiler biraz daha böyle hızlı gidiyor. Ve koskoca Cumhuriyet Caddesi biraz önce çok büyük kalabalıklar halindeydi. Kalabalıktı ama şimdi artık kalabalık dağıldı. Herkes Cenab-ı Hakk'ın emrini yerine getirmek üzere sofralarının başına doğru gittiler. Bir ibretlik bir kıssayı. Bugün 9'u. Tabii Ramazan çok hızlı geçiyor. Bu Ramazan'ın nabzını tutarak yaşamak gerekiyor. Mübarek bir geceyi bağrında barındırıyor bu mübarek ay, Kadir Gecesi'ni. Ve Kur'an-ı Kerim'in bize bildirmesiyle 1000 aydan daha hayırlı bir gece bu. Yani 83 yıllık manevi bir ömrü içinde barındırıyor bir çekirdek gibi. Sanki koskoca bir ağacı içinde barındıran bir çekirdek gibi bu mübarek Ramazan ayı. Onun için birinden 30'una kadar veyahut da birinden 29'una kadar bütün gecelerinde teravih namazlarını kılan bir kişi veyahut bir ya da birkaç mukabeleyi takip eden bir kişi, Ramazan'da özellikle namazlarını ve nafilelerini aksatmayan bir kişi, mutlaka ve mutlaka Kadir Gecesi'ne isabet eden bir günde nafileleri vardır, Kur'an-ı Kerim tilaveti vardır, zikri vardır, ondan sonra Cenab-ı Hakk'ı tesbihi vardır. Onun için bu manevi fuarı kesinlikle ihmal etmemek gerekiyor, çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Şimdi bakın, ehli ticaret bunu kesinlikle ihmal etmiyor. Bir bakın, bir aylık bir fuar açılıyor. Bir kitap fuarı. Burada da şu an iftar çadırının olduğu yerde de bir kitap fuarı vardı. Başka başka zamanlarda bir bakıyorsunuz, dünyanın bir ülkesinde bir otomobil fuarı açılıyor. Bütün insanlar oraya hücum ediyorlar. O otomobil fuarının işte efendim sahipleri o bir ay içerisinde alabildiklerini, ne kadar çok mal satarsak, ne kadar çok kar edersek o kadar kendilerini mutlu ve huzurlu hissediyorlar. Ehli ticaret bunu yapıyor. Asla bunu ihmal etmiyor. Biz de şimdi bir manevi atmosferdeyiz. Bir manevi ticaret fuarındayız. Onun için kesinlikle burada azami derecede karımızı gözetmemiz lazım. İnşallah bu şuur ve idrak içerisinde bu Ramazan'ı geçirmemiz gerekiyor. Cenab-ı Allah bu Ramazan'ı dolu dolu geçirenlerden, ihya edenlerden eylesin. Bir ömrü Ramazan saffeti içerisinde geçirip Saadet-i Ebediye Bayramı'na nail olanlardan eylesin. Kıymetli izleyicilerimiz, Cenab-ı Allah tuttuğunuz oruçlarınızı, yapmış olduğunuz ibadetlerinizi dergahında en güzel şekilde makbul eylesin. Ben sizlere yine bu memleketin manevi dinamiklerinden İbrahim Hakkı Hazretleri'nin bir ilahisiyle veda etmek istiyorum bugünkü programıma. Yarın yine bir konukla, bir misafirimizle
yeniden huzurlarınızda olacağız. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Oruçlarınız makbul olsun, kabul olsun. Cenab-ı Allah sizleri ve bizleri nice huzurlu ve bereketli Ramazanlara kavuştursun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kahatlıyım, kah yayayım, hangi derdimi sayayım. Ben bu alem deryayım, sıra doğru yürüyorum hey. Ben bu alem deryayım, sıra doğru. Dünya fani, ölüm gerçek. Kula şefaat edecek, ere doğru yürüyorum hey. Kula şefaat edecek, ere doğru yürüyorum hey.
Profilo'dan yeni XX Large buzdolabı. Mesela vezir parmağını vezirle beraber sığdırabileceğiniz buzdolabı. Tabii genelde karpuzlar, sürahiler, tencereler koyuluyor ama biz meselenin nerelere gidebileceğini göstermek istedik. Çok dayanıklı Maxima XX Large buzdolabı serisi tüm Profilo bayilerinde. Bu Ramazan sizin de mutfağınızda bir Profilo XX Large buzdolabı olsun. Sofranız mis gibi çorbalarla, leziz mi leziz sarmalarla, karnıyarıklarla, mantılarla ve taptaze meyvelerle. Ama hepsinden önemlisi tüm sevdiklerinizle dolsun. Şimdiden herkese afiyet olsun. Profilo, dayanıklı ev aletleri. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر